Evet, herkese merhabalar. Bu videomda sizlere gündemimizde olan Zoom uygulamasının nasıl indirileceğini, nasıl üye olunacağını ve nasıl kullanacağına dair ipuçları vereceğim. Öğrenciler için ve öğretmenler için ayrı ayrı anlatacağım. Şimdi öncelikle telefonumuza, tabletimize veya bilgisayarlarımıza Zoom uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle Google arama motoruna Zoom yazıp giriş yapacaksınız. Bunu bilgisayar için uygulayacağız. Telefon kullanıcıları için yapacağınız şey, Android kullanıcıları Play Google uygulamasına girip arama yerine Zoom yazacak. iPhone kullanıcıları yine Store mağaza uygulamasına girip Zoom yazdığında uygulamaya erişebilecekler ve indir butonuyla indirebilirler. Şimdi bilgisayar için Zoom yazdık Google'a. Bakın burada hemen karşımıza çıkan kısımda download diyor, indir butonu. Hemen bastığımızda buradan indiriyoruz. Bakın bizim için gereken Zoom Client for Meetings, toplantılar için diyor. Bakın burada birçok seçenek var ama biz en üsttekine tıklıyoruz ve indiriyoruz. Ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Ve şu an iniyor. Evet, indi. Hemen tıklıyoruz ve bakın burada karşımıza çalıştır butonu çıkıyor ve basıyoruz. Şu an yükleme kısmına geçiyor. Şu an yüklüyor. Sevgili öğretmen arkadaşlarım ve değerli öğrenciler. Bunu bilgisayar için yapıyoruz. Ve bakın kurdu ve açtı. Evet, karşımıza böyle bir kısım gelecek. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın telefon uygulamalarında direkt karşınıza Sign Up diye bir buton çıkacak. Buraya dikkat. Sign Up. Sign Up üye ol demek. Sign Up butonuna tıkladığımızda karşımıza üye ol kısmı çıkacak. İsterseniz Google ile veya Facebook ile de bağlanabiliyorsunuz. Ben bunların olmadığını varsayarak sizleri direkt üyelik sayfasına yönlendireceğim. Sizlerden burada öncelikle bakın İngilizce olduğu için çevirerek ilerleyeceğiz. Telefonlar için de aynı şekilde yazıyor zaten. Ne diyor? Onaylama için lütfen doğum tarihinizi onaylayın diyor. Doğum tarihinizi girin. Rastgele yazıyorum ben de. Ne olsun şöyle yazalım, evet. Continue diyoruz. Devam et dedik. Bizden burada e-mail adresi istiyor. Hemen e-mail adresimizi giriş yapalım. Herkes kendi e-mail adresiyle giriş yapmak zorunda üyelik için. Eğer mail adresiniz yoksa Google'dan Gmail uygulamasından bir hesap açmanız gerekiyor ki muhtemelen hepinizin zaten mail adresi vardır. Evet, mail adresimizi yazdıktan sonra sign up diyoruz. Evet, bize diyor ki bir e-mail gönderdik adresinizi lütfen onaylayın. Şimdi telefon kullanıcıları ve bilgisayar kullanıcıları hemen Gmail adresine gidiyor. Bakın ben zaten burada hemen açmıştım Gmail'imi. Bakın mesaj geldi. Ne diyor bize burada? Lütfen onaylayın diyor. Buradaki mavi butona tıklıyoruz. Activate account ya da alttaki bağlantıya tıklıyoruz veya kopyalayıp tarayıcıdan açabilirsiniz. Ben buna tıklıyorum. Activate account dediğim anda karşıma böyle bir soru çıkacak. Telefonda da aynı soru çıkıyor. Diyor ki çocuklar burada yapacağınız şey şu. Burada yes. Çünkü bizimkisi okul ile bağlantılı bir üyelik. Yes diyoruz ve continue butonuna basarak devam ediyoruz. Şimdi buradan bizden kişisel bilgiler isteyecek. İlk adımızı yazıyoruz. First name kısmına adınız, last name kısmına soyadınız. İş başlığına herkes kendisi yazabilir. Öğrenciyseniz öğrenci yazın, öğretmenseniz öğretmen diyebilirsiniz. Okul ismi de artık nerede okuyorsanız onun ismini yazalım. Ben şu an uyduruyorum size örnek olsun diye. Burada mail istiyor ama
Buna gerek yok. Buraya kendi mail adresinizi yazsanız da olur. Hemen şöyle ben yazıyorum kendi mail adresimi. Sizler de kendi mail adresinizi yazacaksınız. Eğer sorunuz olursa lütfen yorum olarak bana yazabilirsiniz. Size dönüş yapmaya çalışacağım anında. Biliyorsunuz bu süreçte bayağı bir zorluk çekiyor öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Adresimizi yazdık. Buradaki 4 tane butona da tik koyuyoruz. Ve continue diyerek devam ediyoruz. Evet çocuklar. Üyelik kısmı neredeyse bitti. Değerli arkadaşlarım, üyelik kısmı neredeyse bitti. Burada adımız, soyadımız ve şifre istiyor bizden. Herkes kendisine ait bir şifre oluşturması gerekiyor. Hemen bakın ne istiyor bizden? En az 8 karakter olacak. En az bir harf olacak. En az bir numara olacak. Hem büyük hem de küçük harfleri mutlaka içermeli diyor. O zaman diyelim ki o büyük olsun. Bakın unutmayın bir büyük harf, bir küçük harf, bir harf ve bir numara olmak zorunda en az. Kafanıza göre bir şifre, parola oluşturabilirsiniz. Evet, ben hesabımı şu an oluşturmak üzereyim. Evet. Şunu da girelim bir daha. Evet, unutmuyoruz. En az 8 karakter olacak. Bir harf en az olmak zorunda. Bir numara olmak zorunda. Büyük harf ve küçük harf zorunluluğu var. Şifremizi de girdikten sonra continue diyoruz. Ve hesabımız oluşturuldu. Sizden böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Burada yapacağınız şey skip this step, bu adımı geç butonuna basmanız. Bunu zorunluluğu yok. Bu sizinle ilgili bir durum değil. Bu adımı geç diyerek üyeliğimizi tamamlamış olduk. Çocuklar telefonlarınızda böyle bir ekran geldiğinde üyeliğiniz tamamlanmış demektir. Öğretmenlerinizin Evo üzerinden size yolladığı bağlantı ve şifre üzerinden artık derslere giriş yapılacaksınız. Bunu da zaten videomda anlatacağım az sonra. Değerli öğretmenlerim, işte üyelik bu kadar. Üyeliğimizi hallettikten sonra Zoom uygulamasına giriş yapıyoruz. Evet, üyeliğimiz bitti. Şimdi üye girişimizi yapacağız. Hemen Zoom uygulamasını açıp üye girişimizi yapıyoruz. Az önce kayıt etmiş olduğum mail adresimi yazdım ve şifremi yazacağım. Sizler de aynısını yapacaksınız. Evet, isterseniz bağlantıyı sürekli açık tutabilirsiniz ve giriş yap diyoruz. Giriş yap butonuna bastığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Öğretmen arkadaşlarımız için yapmanız gerekenleri sıralıyorum. Arkadaşlar, öncelikle buradan Schedule takvim butonuna basarak ileri tarihli ders oluşturabiliyorsunuz. Buraya mesela diyelim ki 3A şöyle yapalım. 3A İngilizce dersi diye bir başlık atalım. Hangi tarih istiyorsanız buradan tarih seçebiliyorsunuz. Diyelim ki ayın 7'si Çarşamba günü saat 13 yani saat 1'de ne kadar süresi olsun? Yarım saat olsun. Yarım saatlik bir dersimiz olacak. Bunu dolduruyoruz kendi isteğimize göre, planımıza göre. Ardından bizden şifre soracak. Çünkü bu şifre ile öğrencilerimiz dersimize giriş yapacak güvenlik amaçlı. Buraya daha kolay bir şifre yazabilirsiniz ve bunları öğrencilere mutlaka bildirelim. Videonun işte açık olup olması size kalmış. On off yaparak ya da katılımcıların videolarını açıp kapatıyorsunuz otomatik olarak. Evet, özetle bu kadar. Daha sonra kaydediyorsunuz. Kaydettiğiniz anda Zoom uygulaması sizlere bir bağlantı verecek. Bu bağlantı sizin ders bağlantınız. Şimdi öğretmen arkadaşlarım bunu yaptıktan sonra EBA'ya girecek. Benim EBA'm hazır açıktı. Buradaki canlı dersler kısmına tıklayıp bu bölümde harici canlı dersler kısmına girip harici canlı ders ekle diye giriş yapacak. Buraya hemen dersimizin adını yazacağız. Ne demiştik? İngilizce. Hangi sınıf demiştik? Az önce şuradan bakalım.
3A yani 3. sınıf. Seçtik 3. sınıfı. Buradaki az önce yaptığımız hangi tarihti? 7'si. Bakın bununla sizin EBA üzerinden yaptığınız ile Zoom üzerinden yaptığınız takvim aynı olması gerekiyor. Evet, dersimizde ne demiştik? 1'de başlayacak, 1.30'da bitecek. Ama EBA saati aralığında öyle bir saat yok. En yakın saatlerimiz saat 1'e 10 geçe ile 2'ye 20 var. Buna tıklıyoruz. Zoom'a geri gelip bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Hemen gösterelim. Burada bakın daha önce Meetings oluşturduğumuz kısımdan bunu Edit yani düzenle diyebiliyoruz. Kısmı açıldığında bakın saatleri değiştireceğiz buradan. Ne yapacağız? 13, 10 diyeceğiz ve kaydedeceğiz. Yine bize yeni bir bağlantı verecek. Şimdi EBA ile devam edelim. Ders saatimizi ayarladık. Tarihini ayarladık. Açıklama size kalmış. İsterseniz yaparsınız. Bakın burada ders linkini istiyor. İşte buraya yazacağımız link bize verilen link. Bunu kopyalıyoruz. Kopyaladık Ctrl ile C ile ve buraya yapıştırdım. Ders şifresini girmiştik zaten 1 2 3 4. Daha sonra buradan dersimizi seçiyoruz. Evet, İngilizceydi. Sınıfı seçiyoruz. Öğrencileri listele butonuna bastıktan sonra canlı dersi gönder butonuna basarak canlı dersimizi oluşturmuş oluyoruz. Evet değerli öğrenciler, sizlerin yapacağınız şey, ben de şu an öğretmen profili açık olduğundan öğrenci profiline giriş yapamıyorum. Ancak aşağı yukarı sistem aynı olduğundan dolayı böyle bir anlatım yapacağım. Size verilen ders programının zaten bildirimi buradan geliyor. Bu bildirimlerde hangi saatlerde derslerinizin olduğunu bile biliyorsunuz. Şimdi sizler de EBA'ya giriş yaptınız. Canlı dersler kısmına tıkladığınızda hangi dersiniz varsa burada zaten size görünür. Sizler de derse katıl butonuna basıp Zoom uygulamasına otomatik olarak aktarım sağlayacaklar. Bu bilgisayarda da oluyor, bu telefonda da oluyor. Ve Zoom programına giriş yaptığında otomatik olarak sizden parola istiyor. Bu parola da öğretmen size zaten vermiştir. O parola ile giriş yapacaksınız. Anlatımım bu kadar. Gayet basit aslında ama sorunuz varsa yorum olarak bana sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Herkese hayırlı günler, sağlıklı günler.